derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz, şeytandan Allah'a sığınırım, ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular ki Ebced'i 2010 tane veriyor. Maşallah hocam. Bakın tek rakam çıkıyor, 2010. Ayeti bir daha okuyorum. Bak derken, şeytandan Allah'a sığınıyorum, derken katımızdan, yani Cenab-ı Allah'ın rahmetinden kendisine bir rahmet verdiğimiz ve ayrı bak, hem rahmet ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. Maşallah. Tam 2010 tane veriyor Ebced. Maşallah. Musa ona dedi ki, doğru yol, rüşt olarak sana öğretilenden, bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Biz de Mehdi'ye ne diyeceğiz? Muhterem hocam diyeceğiz, hissedeceğiz Mehdi'yi. Hissederiz. Ama açıkça Mehdi diremeyiz. Sana talebe olmak istiyorum. Değil mi? Evet. Allah'ın sana öğrettiği bilgiden bize de öğretmen için size tabi olabilir miyim? Bak tabi olabilir miyim diyor. İnşallah. Diyeceğiz. O dedi ki, gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Ha, bu ne demektir? Aynı zamanda Mehdi talebesi olmak zor ama pek zor, pek zordur. Maşallah. Böyle üç kağıtçının, dünya aşıklarının, aklı zayıf olanların, imanı zayıf olanların, dünyasını kurtarmanın peşinde olanların, evlilik, yuva kurup işine gücüne bakmak isteyenlerin, efendim dünyasını mamur etmek isteyenlerin, köşe dönmek isteyenlerin yapacağı bir şey değildir. İnşallah hocam, evet. Hele korkak ötleklerin yapabileceği hiçbir şey değildir. İnşallah. Bak ne diyor? Gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Devam edersin ama bir dereceye kadar devam edersin diyor. Yani burada buna da işaret var. Evet. Hazreti Musa'ya bakıyor, Hazreti Hızır'la arasında, ama aynı zamanda Mehdi ve Mehdi'ye tabi olanlara da bakıyor. Evet hocam. İşaret yönüyle. Böyleyken özünü, demek ki bilginin bir özü var. Özünü kavramaya kuşatıcı olmadığın şeyi nasıl tabir edebilirsin? Şimdi ben Mehdi değilim. Talebesiyim. Yani öncüsüyüm, talebesiyim. Bak ben mesela bir şey söylüyorum. Kardeşlerimiz anlayamadıkları için ya diyorlar, şu sözü niçin böyle söyledin? Olur mu, böyle söylenir mi diyorlar. Estağfurullah. Bakın diyor ki, özünü kavramaya kuşatıcı olmadığın şeye nasıl sabredebilirsin? Evet. Özünü kuşatamıyorlar söylediğim evet. söz. Evet. Ve sabredemiyorlar. Sen sakin ol. Sana ne? 10 yıl sonra dediğim doğru çıkacak mı, çıkmayacak mı? Sen ona bak. Evet hocam. Değil mi? İnşallah. Allah Allah. Ben vakitte veriyorum sana. Değil mi? Ama özünü kavrayamıyorsun. Ve dolayısıyla sabredemiyorsun. İnşallah beni sabreden biri olarak bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim dedi. Hah. Tabi olan böyle tabi olacak. Değil mi? Bak ne diyor? İnşallah beni sabreden biri olarak bulacaksın. Hiçbir işte istisnasız sana karşı gelmeyeceğim dedi. Dedi ki, eğer bana uyacak olursan hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Yani beni analiz etmek, beni işte eleştirmek, bunu olmayacak diyor. Ben sana öğütle anlatıp söz edinceye kadar, ben gerekirse sana açıklarım diyor. Ama İnşallah. Bana soru sormayacaksın diyor. Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince o bu gemiyi deldi, yaraladı. Musa dedi ki, içindekilerini batırmak için mi onu deldin? Andolsun sen şaşırtıcı bir iş yaptın. Bak, yani niye deldin de demiyor Musa, dikkat ederseniz. İçindekileri batırmak için mi onu deldin diyor. Yani değil mi? Evet. Yani suçlayan bir uslup takılıyor. Evet hocam. Evet. Andolsun diyor, yemin ediyor ayrıca, sen şaşırtıcı bir iş yaptın. Halbuki daha önce söz vermişti değil mi? Evet. Evet. Dedi ki, gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi? Değil mi? Bu kıssadan gaye Mehdi talebesi olmanın ne kadar zor olduğunu anlatmak için. Kehf suresi çünkü Mehdiyeti anlatır. Evet.
Hızır'dan kasıt da Mehdi'ye işarettir. Beni unuttuğumdan dolayı sorgulama. Aynı zamanda unutkanlık yayılacaktır. Ona da işaret var. Ve bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma dedi. Bak, beni unuttuğumdan dolayı sorgulama. O ona söylüyor sorgulama. Halbuki Hızır Aleyhisselam ona söylüyor beni sen sorgulama değil. O da diyor sen de beni sorgulama diyor. İnşallah. İnşallah. Ve işimden dolayı bana zorluk çıkarma diyor. Halbuki zorluğu çıkaran o orada maşallah. Tabii kadere tabi oluyor. İnşallah. Ama zelledir yani peygamber zellesidir inşallah. Hikmet var inşallah. İnşallah. Böylece ikisi yola koyuldular. Hep ikisi, 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 hep iki. Evet hocam. Hep iki, iki gider. Nitekim bir çocukla karşılaştılar. O hemen tutup onu öldürdü. Musa dedi ki, bir cana karşılık olmaksızın, yani bir kısas olmaksızın, tertemiz bir canımı öldürdün. Günahsız bir canımı öldürdün diyor. Evet. And olsun, bak yine yemin ediyor, sen kötü bir iş yaptın diyor. bir cana karşılık olmaksızın, mesela o canın tertemiz olup olmadığını o bilir. Vahiy ile hareket ediyor çünkü. Evet. Bir. And olsun diyor, mesela yemin etmemesi gerekiyor. İki. Sen kötü bir iş yaptın diyor, kesin hüküm vermemesi gerekiyor. Çünkü ona uymak da mükellef. Evet. Kötü bir iş yaptın diyor, diyemez, dememesi evet. lazım. Dedi ki gerçekte benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi diyor. Sabret diyor ama. Sabırla devam ediyor. Musa bundan sonra sana bir şey soracak olursam artık benimle arkadaşlık etme. Benden yana bir özre ulaşmış olursun yani kabul ediyorum diyor. Yine böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Mehdi'yi de konuklamaktan kaçınacaklardır. İnşallah hocam. Onda kasabada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Hazreti Süleyman'ın duvarı. İnşallah. Hazreti Süleyman'ın mescidinin duvarı inşallah. Maşallah. Aynı zamanda. İnşallah hocam. Hemen onu inşa etti. Mehdi Hazreti Süleyman'ın mescidini inşa edecek. İnşallah. İnşa etti. Bizzat da katılacak. Maşallah inşallah yani hocam. Eline o evet. ya bir tuğla kor ya bir şey yapar inşallah. İnşallah hocam. Hemen onu inşa etti. Demek ki duvarcı ustalarını da kontrol altına alacak. İnşallah hocam. He? Evet inşallah. Duvarcı ustası değil mi? Evet hocam. Hızır Aleyhisselam aynı zamanda bak duvarcı ustasıdır. Evet. Hazreti Mehdi'nin de duvarcı ustalarını da kontrol altına alacağı anlaşılıyor. Evet maşallah. Yani masonları. Evet. İnşallah. İnşallah. Dedi ki eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. Peki mübarek, güzeller güzeli, canımın içi, muhterem değil mi? Evet. Allah'ın sevgilisi, çok sevdiği bir insandır Cenab-ı Allah'ın Hazreti Musa. İnşallah. Sen koyunlarını sulayan o hanımları gördüğünde gittin hiçbir ücret talep etmeden... O hanımların koyunlarını aldın, suladın. Evet. Ve aldın, geri götürdün ki bayağı bir emek verdin. Evet hocam. Ücret istedin mi? İstemedin. Evet. Allah rızası için yaptın. Evet. Bir hikmete binaen. Sana orada soran oldu mu? Niçin ücretsiz yaptın diye? Evet. Olmadı. Sen niye Hızır'a soruyorsun? Evet. Değil mi? Evet hocam inşallah. Değil mi? Evet. Sen orada mübarek, canım peygamberimiz, bir olay oldu. Tek yumrukta vurdun, adamı öldürdün. Evet. Sana soran oldu mu niye öldürdün diye? Evet. Çünkü kasten öldürmedin. Kader içerisinde onu öldürdün. Evet. Ama hiç kimse sana sormadı. Evet. Değil mi? Evet hocam. Sorulmasını istemezsin. Evet. İnşallah. İnşallah. Peki vahiy ile hareket eden Hızır'a niçin soruyorsun? Evet. Değil mi? Evet. Aynı sen karşılaşmışsın. Bak sormamışsın sen. Evet. İnşallah hocam. Evet. Mesela gemiye bindi. Bak ikisi yola koydu. Nitekim bir gemiye binince o gemiyi parçalıyor. Yani sakat göstertiyor. İçindekilerini batırmak için mi onu deldin diyor. Peki annen seni
küçük bir, ufak bir gemi olan o sandıkla suya koyarken seni öldürmek için bıraktı suya. Değil mi? Evet hocam. Suya bir çocuğun bırakılması ne demektir? Bir tahta sandık içinde. Ölümü demektir evet, yani. Evet. Kediler parçalayabilir, köpekler parçalar, kurtlar parçalar, insanlar parçalar. Suyun içinde alabor olur, dağılır, ölebilir. Evet. Her şeyi olabilir değil mi? Evet hocam. Annen seni niçin oraya bıraktı? Değil mi? Evet hocam. Ölsün diye bırakmadı. Evet. Parçalansın diye bırakmadı. Biliyordu hayır neticeleneceğini. Evet. Değil mi? O da küçük bir gemiydi. Evet hocam. Değil mi? Evet. Sen bunu sorguladın mı? Sorgulamadın çok. Evet. Yok, haklı, doğruydu. Hazreti Hızır yaptığında o da vahiy ile hareket ediyor. Senin annen nasıl vahiy ile hareket ettiyse Hızır da vahiy ile hareket ediyor. Evet. O zaman ona niye şaşırıyorsun? Evet. Değil mi? Evet hocam. İnşallah. Dünya tatlısı, çok heyecanlı bir peygamber. Maşallah. Allah'ın çok sevdiği ulul azim peygamberlerdendir. Evet. Asaya attığında, yılan asaya dönünce direkt kaçmaya başladı. Allah dedi, korkma gel dedi. Benim katımda peygamberler korkmaz dedi. Geri döndü. En çekindiği şeylerden birini yaptırdı Allah. Tut kuyruğundan dedi. Yılanın gitti, kuyruğundan tuttu. Ki Allah ona cesaretini artırttırıyor yani, evet. İnşallah. Yani en çekindiği şeylerden bir tanesi yılan. Mesela en çekindiği şeylerden birisi adam öldürmek. Evet. Suçsuz yere bir adam öldürmek. Yani en dehşetli imtihanlarından bir tanesi durur. Evet. Dehşetli demeyeyim de en büyük imtihanlarından. Evet. Allah diyor onun büyüklüğünü, o imtihanı. Çünkü çok yufka yürekli aynı zamanda Hazreti Musa. O olaydan müthiş etkilendi. Evet hocam. Bir adam öldürmüş olmaktan. Evet. İnşallah. İnşallah. Kazara oldu ama evet, çok etkilendi. Yılan mesela çok, Firavun'dan mesela çok çekiniyor. Git ona konuşacaksın diyor Allah. Tek başına gideceksin, konuşacaksın diyor. Evet. Ya Rabbi diyor, kardeşim bana yardımcı kıl diyor. Harun'a diyor. Evet. Dilim tutuluyor, kalbim sıkışıyor diyor yani nefes. Evet. Vuranlıyorum diyor. Heyecandan. Anlaşıldı mı? İnşallah. Allah kabul ediyor. Ben diyor, kardeşim Harun'u sana verdim diyor, yardımcı olarak. Gidin ikiniz diyor. Ama sizi ben görüyorum ve takip ediyorum diyor. Evet hocam, maşallah. Yani. Siz daha iyi bilirsiniz hocam inşallah. Hazreti Mehdi'nin faziletlerini öğrenince Hazreti Musa'nın Mehdi olmak için duası var Allah'ın izniyle. Evet, 3 defa Allah da Mehdi olmayı istiyor. Maşallah. 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 İnşallah. Dedi ki işte bu benimle senin aranda ayrılma zamanımız. Hah. Mehdiliğe sabretmek zordur. Mehdi talebesi olmaya sabretmek zordur. Ya başından ayrılır, ya hiç yanaşmaz. Bak, ya hiç yanaşmaz. Yanaşırsa da görür görmez ayrılır. Veyahut devam ettiyse de bir süre sonra ayrılır. Evet. Gücü yetmez. Herkesin gücü yeteceği bir şey değildir. Kur'an çok dolaylı yoldan buna da işaret ediyor. Evet. Ama tabii Hazreti Musa'nın konumu apayrı. O lazım peygamberdir inşallah. Evet.